كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Geçen hafta bir Suriye'de Resulayn'da yapılan bir yardım kampanyası ile alakalı bir video çektik. Lakin videonun altında gelen yorumlarda çok sıkıntılı işler vardı. Yani nereye yollanacağı, kime yollanacağı, alıcı adına, kullanıcı adına çok büyük sıkıntılar vardı. Onunla alakalı inşallah şimdi düzeltmeler yapacağız. Şimdi kardeşler, notlar alındık. İnşallah o notlar üzerinden şey yapacağız. Alıcı adına, çünkü çoğu kardeş alıcı adına Beytullah Selçuk ya da Hüseyin Çevik yazıyormuş. Kesinlikle ve kesinlikle bu yazılmayacak. Yani alıcı adında beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği yazılacak. Beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği. Zaten videonun içine ayrıntıların hepsi yazılacak. Allah rızası için alıcı adına Beytullah Selçuk ya da Hüseyin Çevik yazmayın. Havale ya da EFT yaparken de Albaraka Türk hesap bilgileri girilmesi lazım. Ayrıca açıklama kısmına da gıda yardımı. Unutmayın arkadaşlar. Yani alıcı adında beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği yazılacak. Allah rızası için alıcı adına Beytullah Selçuk ya da Hüseyin Çevik yazmayın. Açıklama kısmına da gıda yardımı. Unutmayın arkadaşlar. Alıcı ismi beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği, açıklama kısmına gıda yardımı yazılacak. Yurt dışından gönderenlere ise BİÇ koduna, burada zaten BİÇ kodu var. BTFH TRIS mi? Her neyse onu zaten altına yazacağız. Bir de arkadaşlar, yayınlanan afişte gıda yardım paketinde 350 TL yazdığı için çoğu kardeşler 350 lira, işte para yoksa bağış yapamayacağız mı gibi şeyler yazıyor. Arkadaşlar 1 lira da olsa, 10 lira da olsa, 50 lira da olsa, yani en az 350, yani bir koli 350'ye doluyor. Onu demeye çalışıyoruz. Dediğim gibi 1 lirası olan 1 lira yollasın, 10 lirası olan 10 lira, 1000 lirası olan 1000 lira yollasın, problem değil. Ama açıklama kısmına mutlaka gıda yardımı ibaresini yazsınlar. Ve ya, bu yardımlar inşallah Şubat ayı sonuna kadar devam edecek. Bir de bazı kardeşler sual sormuş, hani bu yardımlar ulaşıyor mu, nereden bileceğiz diye. Biz zaten yaptığımız yardımları genelde riya olsun diye değil, kardeşlerin verdiği parayı nereye gittiğini görsün diye video atıyoruz. Bunun riya ile alakası yok. Geçen sene burada mesela Ramazan kolisi yardımı yaptık. Yaptığımız her şeyi paylaştık. Kimileri riya dedi, ne gerek var dedi, ama biz dedik ki yani insanlar parayı nereye verdiğini görsün, nereye gittiğini görsün diye paylaştık. Bunun da maksadı budur. Şimdi bazı, yine onlara da kardeşlerim ama çok kardeşlikten uzak insanlar onlar, Suriyelilere niye yardım ediyoruz gibi bir sürü kendini bilmez çıkmış orada eleştiri yapıyor. Bizim fakirler dururken Suriye'de ne işimiz var? Arkadaşlar, bizim fakirimiz var eyvallah, ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Oradaki insanlar savaş mağduru. Oradakilerin hiçbirinin ya babası yok ya anası yok. Üzüne giyecek montu yok, ayağına giyecek ayakkabısı yok, ayağına geçtim çorabı yok. Yani bu insanlar sıkıntı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakire, yetime sadaka veriyor. Allah Celle Celaluhu birçok ayette yetimi doyurun diyor, yetimi giydirin, yetime bakın diyor. Ama maalesef bakıyorsun bugün Müslüman geçinenler niye oraya yardım ediyorsunuz? İşte ne, Suriye'de ne işiniz var gibi gereksiz kelimeler kullanıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar faziletli sadakalar varken ya 10 lira yolla, 50 lira da sana 1000 lira, 2000 lira yolla demiyoruz kardeşim. Tamam, sen yanındaki fakire de yardım et. Ama oradaki kardeşleri de görmek lazım. Çocuğun babası yok, çocuğun anası yok. Adam ekmek nedir bilmiyor, su nedir bilmiyor, ulaşamıyor. Çöp karıştırıyorlar, çöp çöp. Sen Türkiye'de kaç tane göreceksin? Hadi en fazla 5 tane görürsün çöp karıştıran. Onlar koskoca bir köy ya. Köyden daha büyük yani. İlçe mi diyorlar, ne diyorlar onlara bilmiyorum. Koca bir ilçe çöp karıştırarak geçiniyor. Yani yardımlar gitmese Allah muhafaza orada belki de açlarından ölecekler. O yüzden Allah rızası için arkasında biz varız. Yani hiçbir resmi kuruluş, devlet yok. Yapan biziz yani. Biz derken ümmet yani, halk. Halk yapıyor bu yardımı arkadaşlar. Kimse yapmıyor. Bir de son olarak bir şey rica edeceğim. Bu Beytullah Selçuk diye kardeşimizin numarasını yazdık. Bizim takipçiler de mübarek adamı gece 4'te 5'te arıyorlarmış.
O saatte adam mı aramıyor? Mübarekler diyeceğim de ayıp olacak. Ama bizimki de teheccüde kalkıp da arıyordur şimdi adamdan. Hüsnü zannederim şimdi de. Gece gece adamı aramayın Allah rızası için. Yani yardımlarınızı esirgemeyin. Onların yerine kendinizi koyun arkadaşlar. Onların yerine kendinizi koyun. Bir empati yapın bakalım. Bu sefer yardımı nasıl yapacağız? Ona göre inşallah destekleri devam ettirelim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bilgileri zaten videoda paylaşacağız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz, birazdan sizlere sizi rahatsız edecek görüntüler yayınlayacağız. Tabii ki de bu görüntülerden rahatsız olmanız lazım. Eğer ki birazdan izleyeceğiniz görüntülerden rahatsız olmazsanız, arkadaşlar sözümü yanlış anlamayın, imanda bir problem var demektir. Ne demek istediğimi inşallah birazdan anlayacaksınız. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz üzere Suriye'de sıkıntı çeken kardeşlerimiz var. Ehl-i sünnet, Müslüman bacılarımız var, evlatlarımız var. Onlara inşallah bir destek kampanyası yapacağız. Ve bu kampanyayı sadece ama sadece bizler yapacağız arkadaşlar. Bu işin arkasında biz var. Ve kıymetli kardeşlerimiz var. Birkaç tane kardeşlerimizin ortak, birlikte el ele verip tabii ki de sizlerin de desteğiyle biz olacağız. Oraya destek götüren, yardım götüren kıymetli kardeşlerimiz var. İnşallah yardımları onlara ulaştıracağız. Arkadaşlar, mevzunun önemini şuradan anlayın. Oraya yardım götüren kardeşler diyor ki, aynen bu şekilde söylüyor. Siz diyor hiç portakalı kabuğuyla yiyen çocuk gördünüz mü? Siz diyor hiç muzu kabuğuyla yiyen çocuk gördünüz mü? İşte oradaki çocuklar yokluktan, muzun, portakalın ne olduğunu bilmediğinden, açlıktan ısırarak yiyorlar. Ve aldıkları çikolataları, bisküvileri utanarak çadırlarına götürüyorlar. Arkadaşlar, onlar bizim gibi sıcacık yuvalarında değil. Sıcacık iş yerlerinde, sıcacık ofislerinde değiller. Onlar çadırlarda, yıkık dökük harabe evlerde ve bizden destek bekliyorlar. Allah rızası için desteklerinizi esirgemeyin. Bakın, şu yapacağımız kampanyada arkamızda hiçbir kimse yok. Sadece siz varsınız ve biz varız. Kıymetli kardeşler, Allah rızası için konuşuyor. Allah rızası için ikaz ediyoruz. İnşallah görüntüleri izlediğiniz zaman bizlere hak vereceksiniz. İBAN numaralarını paylaşacağız. Hesap numaralarını paylaşacağız. Destek için ne gerekiyorsa bütün bilgileri paylaşacağız. Allah rızası için siz de paylaşın. Etrafınızdaki insanlara haber verin. Bu kardeşlerimize destek olmamız lazım. Arkadaşlar, bir köy düşünün. Köyde erkek kalmamış. Hepsi şehit olmuş. Hep çoluk çocuk yetim garip ortada kalmış. Videoları izleyeceksiniz kardeşler. Göreceksiniz. Fazla da uzatmak istemiyorum. Görüntüyü videolara bırakıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Selamünaleyküm. Rasulayn'dayız. Buradaki ablamız. Abla ellerini göreyim. Bak. Çöple çalışıyoruz diyor. Çöp toplayarak hayatını geçirmeye çalışıyor. Kıyafetleri ve üstü böyle. İlk defa hiç görmemişler. İlk defa bir dernek burada sıcak yemek dağıtımı yapıyor Rasulayn'da. Elbisemiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Bir kızım var diyor, ne bezi var, ne giysi var. Soba ihtiyaç, elbise ihtiyaç, çocuk bezi ihtiyaç. 10 çocuğum var diyor, 10 çocuğum. Evet. Sabah bir yemek yiyoruz, akşama kadar aç kalıyoruz diyor. Günde bir öğün yemek yiyorlar, akşama kadar açlar, evet. Herkes. Bazı günler ya aç yapıyoruz. Aç yatıyoruz diyor bazı günler. Ne ekmek yiyoruz? Ne? Ekmek yok. Bak abi bak. Çektim. Burada da biz sıcak yemek dağıtımına devam ediyoruz. Aç yapıyorlar. Ekmek doymuyoruz diyor. Yani yiyecek ekmek bile bulamıyorlar. Yiyecek ekmek bile bulamıyorlar yani. Kardeşler burası Rasulayn. Burada sadece şimdi biz varız. Herhangi bir dernek burada dağıtım yapmıyor diyor. Yani sıcak yemek dağıtımı yapan sadece siz varsınız diyor. Ve bizim diyor sobaya, elbiseye, çocuk bezine, kıyafetlere ihtiyacımız var. Günde bir öğün yemek yiyoruz. Abla ellerini gösteriyor. Ben diyor çöpten hayatımı geçindirmeye çalışıyorum. Hem öksüz hem yetim kızım. Dernekler buraya gelmiyorlar, korkuyorlar. Dernekler korktukları için Rasulayn'a gelmiyorlar. Bunlar da mazlum oluyorlar. Şehit ailesi... Yemin ediyor, aç yapıyoruz. Irak'tan gelmiş ablamız. Yedimleri varmış. Bu çocuklar hepsinin bir babası yok abi bak. Bunların hepsi yetim. Babası yok. Erkek yok baktım. Evet. Bir erkek yok burada. Evde erkek yok. Yok evde. Hepsi yetim bunlar. Evde erkek hiç yok abi. Yani yetimlere böyle ikram ediyoruz. Sizlerin emanetlerini. Fakat ablalarımızın bahsettiği gibi burada diyor herhangi bir dernek sıcak yemek dağıtımı yapmıyor. Günde bir öğün yemek yiyoruz diyor. Evet bu çöpten hayatını geçindirmeye çalışan bir evladımız var. Yani biz toklukla bunlar da açlıkla mücadele ediyor. Biz varlığın içinde Rabbimi bulmaya çalışıyoruz. Bunlar da yokluğun içinde şükrederek Allah'ı bulmaya çalışıyorlar. Allah hepimizin imtihanını kolay kılsın. Tekrar ediyorum Rasulayn'dayız. Rasulayn'da buradaki insanların acil bir şekilde gıda, ekmek, kıyafet, soba bunlara ihtiyaçları var. Buradaki bacılar da bunlar. Gördüğünüz gibi bir kap yemek alıp gidiyorlar yani. Allah rızası için buraya bütün sivil toplum kuruluşları, şahıs olarak herkes buraya destek çıksın yani. Hiç durmadan bizim Muhammed anlatıyorlar yani dertlerini. Dinlemek daha zor yani. Allah ebeden razı olsun. Sayenizde bu yetimlere ikram ediyoruz. Ama ikramların artması gerekiyor. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile. La. Kendi elleriyle çocukları besleyen Kübra ablalar. Arkadaşım bana vurmayın. Şurada bir Kübra'nın yaptığı işi yapmaya çalışıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Rasulayn'da aile ziyaretlerimize devam ediyoruz. Alan el ile veren el arasında köprülük yapıp ümmetin mazlumlarına hizmet etmeye devam ediyoruz. Burada 4 tane engelli evladımız var. Bunlar burada yaşıyorlar. Bu evlatlarımızın genel ihtiyaçlarını ailesi gideremediğini söyledi. Çok da normal çünkü burada yaşam şartları çok zor. Yani altlarına bez bulamadıkları zaman normal
bildiğim eski kumaşlardan bağlıyorlar. O da kafi gelmiyor. Böyle ortalığı kirletiyor. Belden aşağı su tutmuyor. Belden yukarı su tutuyor. Hani derdimi dert bilirdim derdini bilmeden önce. Derdini bilince derdimin dert olmadığını bildim diyor ya. Allah bu evlatlarımızın imtihanını kolay kılsın. Rabbim ahirlerini ve akıbetlerini hayır eylesin. Bu evlatlarımız vesilesiyle Rabbim ailesine cennet nasip etsin. Cennette makamlarını âli ve yüce eylesin. Gerçekten zor. Yani kaldıkları ev gördüğünüz gibi böyle bir... Burada bir odun sobası var. Böyle bir evde yaşıyorlar yani. Sıvası olmayan, herhangi bir şey olmayan bir ev yani. Allah bu evlatlarımızın imtihanını kolay kılsın. 4 tane engelli evladımızı ziyaret ettik. Emanetlerini ikram ettik. Rabbim dergâh izzetinde kabul buyursun. Rabbim mizanınıza koysun. Dua buyurun Resul ayındaki ve dünyadaki ümmeti Muhammed'in mazlumlarına. Ben de bir engelli babası olduğum için biraz böyle çok duygulandım. Yani söylemesi kolay. Biz 2 dakikalık bir video çekiyoruz. Söylemesi kolay ama yaşaması zor yani. Allah bu ailelerin imtihanlarını kolay bulsun. Dua buyurun ümmetin Muhammed'in mazlumlarına. Allah'a emanet olun. Selam ve duayla. Allah imtihanımızı kolay kılsın. Boynuzsuz koçun, boynuzlu koçtan hesap soracağı günde bunlar da bizden hesap soracaklar. Biz açken siz ne haldeydiniz diye. Allah bizlerin de hesabını kolay kılsın. Yani bütün müminler kardeştir diyoruz ama hani Habil'le Kabil savaşında Habil tarafında olmak yetmez. Habilce davranmak da gerekiyor yani. Biz burada bedenen sahadayız ve bu mazlumlara hizmet ediyoruz. Sizlerin de bu mazlumlar için ilgi ve desteklerini bekliyoruz. Bu ekmeklerin yanında mutlaka biz bu yemeğin yanında ekmek dağıtımı yapmak istiyoruz. Onunla ilgili de un yardımlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Bu mazlumlara dua buyurun. Selam ve dua ile. Allah'ım. Devlet yallah. Sevgi yallah.